Elbette ve elbette siz Allah'ın emrini söyleyeceksiniz. Allah'ın emriyle emredeceksiniz. Allah'ın yasakladığıyla da yasaklayacaksınız. Eğer Allah'ın emrini tutturmayıp yasağından vazgeçilmeyecek olursanız Cenab-ı Allah sizin üzerinize en şerirlerinizi, en kötülerinizi, en zalimlerinizi, en fenalarınızı tayin edecek. O zaman sizin hayırlarınız dua eder de kabul olunmaz. Hadis-i şerif. Hüküm giydik, mahkumiyet bitinceye kadar kar yok. Bu genç nesilleri İslam'a saklasın. Saklanmasın. Daima sırtı. Sarayı gösterir sana. Saraydan içeri girmek için hususi ruhsat lazım. Herkes içeri giremez. Dışarıdan gördüğüyle iktifa edecek işte. Musa Peygamber, Hızır Peygamber'le buluştu aleyhisselam. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Selamu aleyküm ve aleykümselam. Bize bildiğinden öğret. Musa Peygamber, Ülül Azim Peygamber'dir. Yani büyük peygamberlerden. Beş peygamberin birisidir. Beş büyük peygamber. 313 Nebi-i Mursel var. Beş tanesi büyükleridir. 313'ün de mecmuu 124 bin peygamberlerin içinden gelir. 124 bin peygamber Nebi. 313 Nebi-i Mursel. Beş Ülül Azim. Bir Habibullah var. Tek. Öyle olduğu halde Cenab-ı Hak Estaizle ve fevga kulli zi ilmin alim buyuruyor. Her ilim sahibinin üzerinde daha başka onun fevkinde ilmi olan kimse vardır. Yani ilim rütbelerinin sonu yok. Seni geçen o var. Onu geçen ben varım. Beni geçen bu vardır. Onu geçen o vardır. Onu geçen öteki öteki. Şimdi son sayı nedir? Adın nedir? Zafer gibi. Son sayı hangisidir? Onun gibi ilim mertebelerinin de sonu yok. Milyon dediğin milyar var. Milyar dediğin trilyon var. Trilyon dediğin trilyon var. Üstü muhakkak var lakin sonu yok. Onun gibi Hazreti Musa'nın efendim o kadar ilmi olduğu halde Tevrat-ı Şerif de geldi kendisine. Musa peygamberle buluştuğunda Hızır peygamberle buluştuğunda bana Cenab-ı Hakk'ın sana öğrettiğinden öğret diyor. Demek ki Musa peygamberin bilmediği ilim vardı Hızır aleyhisselam'da. Yani o 100 tane de bilse onun bir tane bildiğine ihtiyacı var. Vah! O manevi ulumdur. Musa peygamber onu arzu etti ama Hazreti Hızır aleyhisselam şart koştu. Ya Musa sen bunları sana öğretmem için hazır değilsin. Dedi ki nasıl olur? Hazırım. Hazırsan benim yaptığım işe karışma. O zaman bileceğim ki hazırsın. Onun üzerine sabredelim dedi. Seninle beraber olayım. Sen de yaparsan da itiraz etmem. Tamamdır dedi. Yürüdüler ve bir gemiye binmek istediler. Kaptana dediler ki paramız yok. Bizi hayrına bindireceksen bindir. Değilsen biz binemeyiz bekleriz. Kaptan da kimisinin parası, kimisinin duası dedi. Girin siz de içeri. Siz ağır gelecek değilsiniz de şeye. Gemiye bindirdi, sürdü. Sürdükten sonra gemiyi kalafatlamak için dışarı çekti şey. Kaptan çektirdi de sonra gidip Hızır aleyhisselam geminin orasını burasını delmeye başladı. Musa peygamber gördü. Ne yapıyorsun dedi. Efendim sen yahu bizi beleş geçirtti bu kaptan. Hayrına geçirtti ve sen kalkıp da gemiyi deliyorsun. Gemi delildiği vakitinde sabı da batacak, içindekiler de batacak. Hasılı kelam bu senin yaptığın hiç tutmadı. Doğru bir şey yapmadı. Ben sana ne dedim? Dedim Musa Bey.
benimle arkadaşlık yapamaz. Ben sana bir ilim öğreteceğim, lakin sen bu akılla benim ahbabım, benim yolculuğum, benim yoldaşlığıma muvaffak olamazsın, seni bırakacağım ben. Ama bu seferlik de bırakmışlar, ben seslenmeyeyim artık sana. Hazır ötele, bunun gibi 2-3 meseleyi daha söyledi. Her birerlerinde Musa Peygamber kendi ilmine göre uygun bulmadı, itiraz etti. O da dedi, ses çıkarttı. Üçüncüsünde dedi ki, gene buna da itiraz etti, ayrılacağız. Sen benim hiçbir yaptığıma razı olmuyorsun, gani olmuyorsun. Lakin sana söyleyeceğim, ne için yaptığımı ve kimin emriyle yaptığımı da söyleyeceğim. Diyerekten yaptığı işin ne için olduğunu bildirdi. O zaman Musa Peygamber dua etti, bu tamam. O gemi sahibi bize iyilik yaptı, hizmet yaptı. Ben de istedim ona bir hizmet yapayım. Ve gemiyi nasıl dedi, öyleyse nasıl hizmet bu? Dedi ki dur, birkaç gün sonra bir muharebe olur ve melik asker çekecek, gemileri alıp götürecek. Gemileri alıp götürdüğünde o bizim bildiğimiz tekneyle alıp götürecek. Onun sahibi açıkta kalacak, çoluk çocuğu, halını onların geçinmeleri o yüzden. Ben onu ayıpladım. Orasını burasını deldi ki gelip baktığında o, ama bu gemi işe yaramaz. Bu su alacak, batacak deyip bıraksın. Onun için yaptım. Yani. Çocuk meselesi anasına babasına asi olacak bir ifrit idi. O ifriti gene Allah'ın izniyle onun boynuna da çok reval yüklenmeden anasına babası da onun yüzünden azaba düşer olmadan onu ahirete sevk ettik. Cehennemden kurtuldu o da. Anası babası da kurtuldu. Yengi zürriyetler ondan hayırlısı gelecek kendilerine. O acıdan dolayı tatlı, o acı meyveydi, zehirliydi, onu değiştirip tatlısını verecek Cenab-ı Allah. Vermek için onu kestik. Üçüncü, o köyden halisi bizi ağırlamadılar, bizi konuklamadılar, misafir etmediler, ne parayla ne parasız, ne ekmek verdiler, ne yemek. O hısarı da, büyük duvarı meyanmışızdı Peygamber böyle çekmiş etti, doğruldu. Ne için yaptın bunu? Öyle. Çünkü diyor, bu duvarın eğrilen tarafı, açılan tarafında gömülü bir hazine vardı. O hazineyi, o hazinenin sahibi olan kimse ölmeden önce oraya gömdü, geriye kalan iki yetim çocuğu vardı. O iki çocuğun hakkıydı o define, gömülü olan hazine. Şimdi duvar meyillendiği vakitte o hazine altından görünmeye başladı. Şimdi bu saygısız kavim bunu görürlerse hepsini çıkarıp alacaklar. Bu çocuklar bir şey kalmayacak. Ben bu edepsiz kavim eline geçirip daha azgınlıklar daha artmasın diye efendim, hem de o çocukların hakkı muhafaza edilsin diye böyle duvarı düzeltti. Hısar gibi oldu. Şimdi o çocuklar büyüyüp akıl bali reşit oluncaya kadar o duvar onu muhafaza eder. Ne zaman onlar reşit olur, akılları verecek çağa geldiğinde gidip o hazinelerini çıkaracak. Bu kavim için yapmadım, bu yetim çocuklar için yaptım. Yetim çocuklar için de değil aslında, lakin bu iki çocuğun ataları salih bir kimse olduğu için, Cenab-ı Allah o salih kimsenin mahzun olmaması için ki çocuklarının hakkı ellerinden alındı diye berzakta da üzülür o. Üzülmesin diyerekten babalarının hürmeti için bu çocuklara sakladı diyor onu. Bu duvarı yapıp orada mahfuz oldu. Ve onun gibi çok hikmetler vardır ki efendim hikmet anlayışı olmayan kimseler itiraz eder ve başka mana verirler.
aksiye yollarlar. Ledünni ilim derler ona. O ledünni ilim müstesna bir ilimdir. Herkese verilmez. Gözetebilecek adama verilir. Bizim kitaplarımızdaki ilmi biz de okuruz. Avrupalı kafir de okur. Lakin bizim aldığımızı Avrupa'nın kafiri almaz. Bizim anladığımız gibi de anlamaz. Bizim aldığımız iman lezzetini alamaz çünkü imanı yok. Onun gibi ilim her isteyene verilir. Hikmet her isteyene verilmez. Hikmeti Allah istediğine verir. İlmi herkese verir. Hikmeti istediğine verir. Şeytanda ilim yok mu? Şeytanda çok. İncil, Tevrat, Zebur, Kur'an ezbere biliyor. Yani hikmet yok. Hikmet, ruhu ne kadar açabilirsin? Hikmetsiz ilim, ruhsuz bir kalıptır. Heykel. Heykelin ne kıymeti var? Hiçbir kıymeti yok. İstersen altından dök. Altının kıymeti var, heykelin yok. Çünkü canlı değil. Şimdi sevdiği insanı saklayıp sevdiği insanın altından heykelini senin yatağa yatırsalar acaba ne yapar? Tuttuğun gibi pencereden dışarı. Senin sevdiğin canlı insanın yerine bize bu altından onun heykelini verdik sana kabul et. Kabul edecek adam var mı? Ali Efendi belki. Ha? Altının iştahıyla. Efendim, hasılı kelam, ilim herkese verilir. Çok kıymetli olsaydı şeytanın elinden hepsini alacak, unutturacaktı. Yok. Şeytan İncil'i de bilir, Tevrat'ı bilir, Zebur'u bilir, Kur'an-ı Kerim'i bilir. Bilir ama işte şeytan. Hikmet başka. Hikmet Cenab-ı Hak'tan ilahi bir lütuftur kuluna. Ve hikmet uyandırır. İlim plastik bir gösteriş gibi. Plastikten portakal yaparlar. Aynı zanneder. Buz yapar, üzüm yapar, elma yapar, armut yapar. Efendim, asırı çeşit meyvelerin suretini yapar plastikten. Sana bir oda dolusu plastik meyve vereyim. Onu mu isten? Yoksa bir tek elmayı mı isten? Hangisi? Ya bir koca dolu ev. Plastik elmalar, armutlar, üzümler, buzlar, portakallar, yusuflar. Ne almayı yok? Ne yapalım diyor plastik. Sırtımızda plastik, karnımızda bir şey gitmez. Ne yapalım biz onu? İşte sureti portakal, sureti kuz, o yalan. Yok, ben asıl elma isterim. Şimdi yalnız elimden alan kimseler plastik gibi. Karşısındakına zevk veremiyor. Dıramıyor. Tattıramayınca da bir iki insan kaçıyor. Tattırdığı vakitte kaçmaz. Kaçamaz. Hikmeti de Mısır Çarşısı'nda arayacak değilsin. Veyahut Bağdat Caddesi'nde veya İzmir'in en meşhur yeri neresi? Kenar altında bulacağım zannetme Ali Efendi. Hikmeti hikmet ehli de bulacaksın. Çarşıda pazarda değil. Peygamber ashabı hikmeti peygamberde buldular. Aleyhissalatü vesselam. Ve tabi'inler hikmetleri sahabe-i kiramda buldular. Tebe-i tabi'in hikmetleri tabi'inde buldular. Ve Müslümanlar hikmetleri Allah'ın evliya kullarında buldular. Onları arayacak. Onların da efendim talip olmayana hikmet verdikleri yok. İş gördün mü meyve haline yahut sebze haline kuyumcu getirsin, çarşafı sersin ve zümrütleri koysun, efendim yakutları koysun, elmasları koysun, beklesin, gelin be adamlar bak, der mi? Halka götürmez. Kuyumcu hiçbir şey halka götürmez. Lakin halk kuyumcuya gider. Halk kuyumcuya gidecek. Alsın o kıymetli şeyi. Ve herkes alamaz. Yumanı olan alır. Yumanı olmayan almaz. Hikmet sahibi, hikmetin kıymetini bilen adamdır. Önüne gelene vermez. Gerçi kitaplarda hikmet yazılır. Lakin kitaplardan alıp da söyleyeceği hikmet, banknotun fotoğrafını çekip de
gelene gidene verilemeyiz. Aslı kitaptadır. Lakin senin verdiğin onun kopyasıdır. Elindeki kağıt paranın kopyasını çıkarsan aynı görünür ama aslı değil. Onun için kitaplarda yazılmış bilgilerle hikmet vardır. Bir kimse ezberlese ve söylese ona hikmet sahibi diyemezsin ki o kopya etmiştir. Verdiysen o kopyasıdır. Aslı kimde? Aslı sahibinden. Onun için Musa peygamber baş edemedi. Dedi ki ben ne yapalım? Sen yolunda yürü, ben yolunda yürüyeyim. Hala yürüyorlar. Musa peygamber bu canip Hızır peygamber bu canipte gidiyor. Aleyhisselam ve ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir parça hikmet olsa insanda volkan gibi olur. Taşar dökülür. Hikmetteki kuvvet bir yerde yok. Hakikati arayanlar çok var. Bilhassa bu gençler kendilerine hakikat söylenmedi. Sahtelikle, sahteyle hakikati değiştirdiler. Hakikatin yerine sahteyi sürdüler. Şimdi çocuklar anlıyor. Bu işte bir sahtekarlık var. Unutmayın dediler. Biz böyle aşağı iniyorken onlar bize diyorlar ki yükseliyoruz. Çıktık çıkıyoruz. Halbuki biz bakıyoruz ya. Bu işte bir gariplik var. Nasıl? Bunlar bize yukarı çıkıyor diyor. Halbuki biz aşağı. Şimdi asansörün içinde ben durup düğmeye basayım. Yukarıya çıkıyoruz diyerekten. Aşağı indiğini bildiğin halde Hacı Mehmet öğrendi. Nasıl diyeceksin? İnanacak mısın? Şimdi o hale geldi bu. Gençler bize söylenen başka. Efendim, bizim gördüğümüz, şahit olduğumuz işler başka. Nitekim 80 seneden sonra Valencia değil mi? Polonya'nın şeyi. Valencia. 80 seneden sonra böyle o iş elbiseleri var ya, içerideki alet edevatı o yerden koyup elini böyle sokup dışarıya çekti. İşçi başı ya. Dedi çıkın dışarıya. 80 senedir bunlar bizi aldattı. Çıkıyoruz diyerekten. Biz aşağı indik. Bunlar yalancılardır. Bunlar sahtekarlardır. Bunlara işlemeci. Çıkın dışarıya. 80 seneden sonra foyaları meydana çıktı. Boyası meydana çıkmayacak yok. Şimdi yağmur yağmadı diyerekten boyaları sabittir diye geçiniyorlar. Şimdi tek tük damlayıp da boyalar hareket etmeye başladığında bunlar şaşırttılar. Nereye saldıracaklarını şaşırıyorlar. Ve işini sahte ne kadar saklayacaksınız? Mızrak çuvala sığmaz. Bir taraftan çıkıveriyor. Bak ne iş bu iş? Bunun içindeki mızrağı ne sakladılar buraya? Daha çok oyunlar görecek onlar. Medyalarıyla beraber. O medya ki Müslümanlara hakaretten bıkmak usanmak bilmez. O alçakların da hakkından gelecek bir kimseler geliyor. Hiç korkma. Sahte iş, işte sahte boya. Yağmur yağınca kadar yağdı mı altındaki asli boya çıkacak meydana. Neler olacaktır? Ne cümbüşler olacak, ne seyirler olacaktır? Bu 95. Şimdi bunların seneleri. 96, 97, 98, 99, 2000, 7 senenin içerisinde tamamıyla bütün sahtekarlıklarıyla meydana çıkacak. Kapanmaya imkan yok, örtülmeye yok, hepsi meydana çıkacak. Fare deliği bir para derler. Açacak fare deliği de bulamayacak bunlar. Şimdi her fiziklerini ortaya döküyorlar o alçaklar. Allah'a uyumaz. Sen uyur mu ya Rabbi demiş Musa peygamber. Cenab-ı Allah'a. Ya Musa. İki kova süt al. Böyle omuzluklarda. İki kova süt al ve filan yere onları götür. Ben sana cevabını vereceğim orada. Ve iki kova iki yerden süt doldurmuş. Görmüş Musa peygamber. Önde böyle tekne gibi bir çukur yer var. Oraya Musa peygamber ayağını bastığı anında böyle bir parça
uyuklamış halde gözleri kapanmış. Kendinden geçmesiyle beraber bütün vücut koyverdi. Kır o çukurun içine düştü. Musa Peygamber sütler de üstüne. Bir lahzanın içinde gözünü açar açmaz baktı. Sütün içinde yüzüyor Musa Peygamber. Sütleri içerisinde bakıyor. Saçından sakalına. Ne oldu demiş acaba. Ya Musa teeddep. Nebi Peygamber edebi üzerinde dur huzurunda. Gerçi sual senden değil de gafil kulları uyandırmak için sordum. Sen o suali benim uyumadığımı, uyumak Allah'lık şanından olmadığını sen bilirsin de bilmeyenlere bir cevap aradık. Çünkü soran oldu Allah uyur mu? Eğer bu göz açıp yumuncaya kadar bir zaman ben uyusam bütün alem böyle olur. Yanma karışma. Tövbe olacağım. Tövbe ya Rabbi dedi. Tövbe ya Rabbi. Çünkü Allah uyumaz. Allah seyrediyor. Lakin vaktini tayin ettiği için bırakıyor. Bir bahçıvan bahçeye veya bir çiftçi tarlaya su koyverir. Sonra oturur. Ne zaman suyu keseceğini bilir. Değil mi? Çiftçi ne zaman suyu keseceğini bilir. Allah bunların kökünü ne zaman keseceğini bilmez. Sen çiftçisin. Buğday ne zaman biçilecek bilmez mi? Tanımam mı? Hani efendim? Bakıyor. Tam kemale geldi mi? Tırpan. Tırpan gelecek. Tırpanlandı mı? Tamam. Buğday bizim. Saman onların. Daha ne bizim? Saman onların. Elhamdülillah. Emin Allah'a tövbe.